hanım teyze, hanım teyze çıkma yola ile. Selam yol sakinleri. Kanalın sakinleri hoş geldiniz. Sisli bir hava var bugün Eskişehir'de. Tamam tamam geç. Geçen bahsettiği çok gergin ülke olmamızın üzerine biraz durmak istiyorum. Kavga kültürü. Neden bu kadar gerginiz? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, yol sakinleri. Ekonomik kriz ortada zaten. Bir şey söylemeye gerek yok. Dün aldığımız mal dün ucuz. Bugün yarından daha ucuz. Hiç kaçar bir tarafımız kalmadı. Yani her türlü bizi ekonomik kriz yakalıyor. Bu ekonomik krizi, geçim derdi sıkıntılı tabii. Yani orta gelirli insanlar artık alt gelir grubuna. Alt gelir grubu da neredeyse aç kalmak durumunda kaldı. En büyük stres kaynağımız bence bu. İkincisi, coğrafya. Kırmızı yandı, dur Muhittin. Şimdi ekonomik kriz bunun en büyük etkeni, yani para. İnsanlar para kazanamadığı zaman her şey gözlerine batar. Göçmenler gözlerine batar, Suriyeliler gözlerine batar, Afganlar gözlerine batar, hükümet gözlerine batar. Batar ol batar. Evde hanım ufacık bir şey söyler, o gözlerine batar. Geç abi geç. Müdür bir şey der, o gözlerine batar. Çalışan bir şey der, o gözlerine batar. Dokunur yani insanlara. Niye? Çünkü hadi geç yapalım, geç sen de geç. Geçim sıkıntısı en büyük etken dedik. Ayrıca insanların
aldığı para istedikleri hayat yaşamalarına olanak sağlamıyor. Beklentinin mutsuzluğa düşmesi de insanlarda gerginlik yaratıyor. Ya ben niye çalışıyorum arkadaşım diyor. Ben niye çalışıyorum? Ben sabah kalkıyorum, akşam, herkesin mesleği tabii kendine göre zor. Bu kadar zorluğu çekiyorum. Sebebi ne ki diyor yani. Bir ev alamayacaksam, bir araba alamayacaksam, bir motosiklete binemeyeceksem ben bu kadar zahmeti niye çekiyorum? Bu adamın ağzının kokusunu neden dinliyorum? Başlıcası bu. Ekonomik kriz, beklentinin karşılanamaması, az ya da çok, kişiye göre değişir bu çünkü. Beklentinin karşılanamaması insanlarda genel bir mutsuzluk yaratıyor. Peki, işte dünyaya bu kadar açık değildik. Elimizdeki cep telefonuyla artık başka ülkelerdeki insanlar nasıl yaşıyor görebiliyoruz. Hacı abi çıkıyor buradan, evet. Böyle olunca her şey tabi batıyor. Bu batmalar sonucunda her şey dokunuyor insanlara. En ufak şeyden kavga çıkıyor. İşte bundan dolayı gerginiz. Ülkenin coğrafi konumu da çok önemli. Bu ülkenin coğrafi konumundan kastım ne? Ya Suriye'de savaş var. İşte Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Yunanistan olmadık şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle olunca bunlar da gerginlik yaratıyor. Sonra sen bana yan baktın, sen niye önüme kırdın, sen bana yol vermedin diye sopalar çıkıyor. Artık sopalar da çıkmıyor yani, çok garip bir şekilde ya, çekiyor sıkıyor adam ya tabancayı. Ruhsatlı ruhsatsız artık ne lanet şeyse, adam yarın yokmuşçasına yaşıyor. Yani çok ilginç. Herif gözünün yaşına bakmıyor, sıkıyor abi. Onun için sakin olmakta yarar var. Kargaşaya girmemekte yarar var.